şehitlerimizin aziz ruhları için, kalplerin şifası Kur'an-ı Kerim tilavetine bulunmak üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesimizin ve görüntümüzün gittiği her yere. Bugün 15 Temmuz. Şehitlerimizi anma ve demokrasi günü. Kalkışmanın 4. yıl dönümü. 2016'da da beraberdik sayın vekilimizle. AK Parti Samsun milletvekilimiz sayın avukat Orhan Kırcalı ile birlikteyiz. Efendim, düşüncelerinizi alalım. Evet, ben buradan tüm hemşehrilerimize, bizi buradan izleyen tüm kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bundan 4 yıl önce bu aziz millet, şerefli ordumuzun içerisine sızmış olan hain, FETÖ, terör örgütü mensuplarına karşı büyük bir destan yazdı. O gün, o akşam milletimiz ellerinde sadece Türk bayrağı olarak kendisine doğrultulmuş olan namlulara karşı durdu. Tankları çıplak elleriyle durdurdu. Yeni geldi, üzerindeki gömleğini çıkarttı. Tankların o egzozlarını tıkayarak onları etkisiz hale getirdi. Hain FETÖ terör örgütü mensupları, teröristler bizim vatandaşımızın vergileriyle alınmış olan bu vatanın sınırlarını korumak için, milleti korumak için kendilerine emanet edilmiş olan o tankları, helikopteri, silahlarıyla vatandaşımız üzerine ateş kustu. O akşam her bir vatandaşımız, her bir değerli insanımız büyük bir özveri gösterdi, büyük bir gayret gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmasında ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmasında da ifade ettiği gibi tanklara karşı çıplak elleriyle mücadele etti. Uçaklara karşı levye atmak istedi. Elinde bulunmuş olan demir parçasını atarak o hainlerin kullanmış oldukları helikopterleri düşürmek istedi. O akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın o küçücük telefon ekranından Abdullah kardeşim halkımızı meydanlara davet etmesi, hava meydanlarına davet etmesi, ben deminden arkadaşlarıma da onu söyledim, çok önemliydi. Ve hala daha aynı duyguları konuşurken de aynı duyguları hissediyorum. O küçücük telefon ekranından o söylenmiş kelimeleri duyduğumda hala daha tüylerim diken diken oluyor. Ve aynı anda da 2016 yılı 15 Temmuz akşamında da, evet, AK Parti Bafra İlçe Başkanlığı önünde beraberdik. Evet. Partili partisiz tüm halkımız, evet, oradaydı, sivil toplum örgütü. Abdullah kardeşim, bu millet söz sahibi. Millet ne derse olacak. Milletin iradesinin üstünde başka bir irade yoktur. Halkın iradesinin üstünde başka bir irade yoktur. Bakın, o akşam bu hainler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. MİT müsteşarlığını bombaladılar. Külliyeyi bombaladılar. Meclisi bombaladılar. Bakın, darbelerin hiçbirisi kabul edilemez. Darbeler demokrasiye nasıl olursa olsun, demokrasiye yapılmış olan ağır bir darbedir. Demokrasiyi kesintiye uğratma çalışmasıdır. Hiçbiri kabul edilemez. Ama FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da yapmak istediği bu darbe de Türkiye Büyük Millet Meclisi, ki orası bu milletin, aziz milletin iradesinin tecelligahı, tecelli ettiği yer. Orayı bombaladılar. Milletin iradesini bombaladılar. Bir tane bomba biliyorsunuz meclisimizin bahçesine atıldı. Gazi Meclisi oldu. Bir tanesi, evet geldik beraberce de, evet, oraları beraber gördük. Bu çok anlamlı. Yani o akşam yaşananları bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Allah'ım inşallah bir daha bu millete, aziz millete
bir daha 15 Temmuz gibi gece yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu akşamki konuşmasında canlı yayında da aynı temenniler. Evet, konumda. Evet, evet Abdullah kardeşim. Yani şunu söylemek istiyoruz. Partili partisiz gerçekten bir dünya liderimiz var. Eyvallah. İslam aleminin, Türk aleminin her zaman bir kendine dair lider görmek istediği bir Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah, eyvallah. Efendim, maşallah sizlere de devamlı buralardasınız. Evet. Ve bu gece biz halkımızla iç içeyiz. Halkımızla beraber biz. Şehit cenazemiz vardı. Allah rahmet eylesin. Havzada bir şehidimiz vardı. Bakanımızın. Evet, Sayın Bakanımızın kayınpederinin cenazesine katıldık. Çalışacaksınız. Buradan vatandaşlarımıza son nereye söylemek. Biz vatandaşlarımıza tekrar buradan saygılarımızı sunuyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Biz vatandaşlarımızla beraberiz. Vatandaşlarımızla el eleyiz. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Ben bu gecenin de tekrar hayırlara vesile olmasını tüm vatandaşlarımıza temenni ediyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun.